arkadaşlar. Yeni Nesil Atak Çaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA'dan yayınlamış olduğu tekrar testlerini çözeceğiz. 9. sınıfla başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Şimdiden herkese başarılar dilerim. Canlıların ortak özelliklerini yer aldığı bazı örnekler şöyledir. Buna göre aşağıdaki ortak özelliklerden hangisine örnek verilmemiştir? Kurak ortamda yaşayan kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması. Bu neye özgüdür arkadaşlar? Uyum. Tatlı suda yaşayan paramecium, kontraktil kofulları sayesinde hücre içine giren fazla suyu dışarı atar. Neyle alakalıdır bu? Atıkla alakalıdır. Deniz yıldızından kopan parçalar yeni canlıları meydana getirir. Bu neyle alakalıdır? Üreme. Arkadaşlar özellikle buna dikkat edin. Deniz yıldızından kopan parçalar yeni bir canlıyı meydana getiriyorsa üreme. Eğer kertenkeleden söz ediyorsa, kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi, arkadaşlar bu bir üreme değildir. Omurgalılarda üreme olmaz. İnsanlar soluk verme ile akciğerlerden karbondioksit ve su buharı atar diyor. Bu neyle alakalıdır? Bu iç ortamla alakalıdır. Bu homostasiyle alakalıdır arkadaşlar. Hangisi verilmemiştir diyor. Canlıların nesillerini devam ettirmesi. Üreme dedik. Evet bu var. Atık maddeleri vücuttan uzaklaştırılması. Atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması. Evet bu da var. Çevredeki koşullara uyum sağlaması. Uyum burada var. Evet. Bulundukları ortamdaki etkenler ile durum değiştirmeleri. Bununla alakalı herhangi bir şey yoktu. Bu yüzden buna soru işareti bırakıyorum. İç ortamlarını kararlı tutma. İç ortam arkadaşlar akciğerden karbondioksit ve su buharı verilmesi. Bu da bununla alakalıyken denizde de herhangi bir şey verilmemiştir. İkinci soruma bakıyorum. En ilkel canlılardan en gelişmiş canlılara kadar ortak özellikler bulunmaktadır. Bu ortak özelliklerden bazıları verilmiştir. Buna göre verilen örneklerin ortak özellikleri ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Bu sefer ne yapmış? Bunları eşleştirmiş. Buna göre hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu söylüyor bize. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Develerin kirpiklerinin uzun olması. Neyle alakalıdır bu? Adaptasyonla alakalıdır. Bakıyorum bir adaptasyon mu? Evet bir adaptasyon doğru. İnsan göz bebeğinin ışıkta küçülmesi bu neyle alakalıdır? Uyarıcıya karşı tepkidir arkadaşlar. Adaptasyonla karıştırmayın. Uyarıcıya tepkidir bu. İkiye bakıyorum hareket demiş. Hayır soru işareti bırakıyorum. Elma ağacının sonbaharda yapraklarının dökmesi neyle alakalıdır? Boşaltımla alakalıdır. Bakıyorum boşaltımı vermiş mi? Evet vermiş. Küstüm otunda dokunulduğuna yapraklarını kapatması neyle alakalıdır bu arkadaşlar? Uyarıcıya karşı verilen tepkiyle alakalıdır. Bakıyorum evet burada da vermiş. Ögdenin suda çözülmüş oksijeni hücre zarından osmozla sitoplazmaya alınması neyle alakalıdır bu arkadaşlar? Solunum. Solunumla alakalıdır. Oksijeni ne yapıyor? Hücre zarından osmozla sitoplazmaya alıyor. Bakıyorum solunumla mı alakalı? Evet. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bursa ile alakalı herhangi bir şey verilmemiştir. Devam ediyorum. Arkadaşlar en çok çıkan soru tiplerinden bir tanesi kuşbaşı, parça, kıyma et. Bunlar genellikle çok çıkar. Her kitapta da mutlaka 2-3 tane bulunan soru tiplerinden bir tanesidir. Soruma bakıyorum. Deney tüpleri her birine eşit miktarda enzim ve substrat ilavesi yapılarak sıcaklıkları belli bir değerde tutulmuştur. Tepkimelere etki ederek diğer tüm faktörler ise optimumdur. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisi substrat yüzeyiyle ilişkilidir? Substrat yüzeyi arkadaşlar bulunan besinin yüzeyidir. Eğer siz bu besinin yüzeyini arttırırsanız tepkime hızı artar. Eğer siz bu besinin yüzeyini azaltırsanız tepkime hızı da paralel olarak azalacaktır. Soruya bakıyorum. Substrat yüzeyiyle ilişkilidir diyor. Şimdi öncelikle substrat yüzeyini yazıyorum. Substrat yüzeyi arkadaşlar parça et diyorum. Parça et. Kuşbaşı et. Sonra ne diyorum? Ya da şöyle yapalım. Kıyma et. Şuraya da kuşbaşı diyelim. Kuşbaşı et. Arkadaşlar siz parça bütünden parçaya doğru giderseniz substrat yüzeyini ne yaparsınız arkadaşlar? Arttırırsınız. Demek ki ben parçadan bütünden parçaya gidersem substrat yüzeyini ne yaparım? Arttırırım. Şimdi geliyorum substrat yüzeyiyle ilişkilidir diyor. Birinci tüpteki tepkimenin dördüncü tüpten daha hızlı olması. Birinci tüpe bakıyorum ne var? Parça et var.
Dördüncü tipe bakıyorum, ne var? Parça et var. Her ikisinde de substrat düzeyi aynı. Her ikisi de parça. Her ikisi de parça. Neleri farklı? Sıcaklıkları farklı. Biri 30, biri 60. Benden sıcaklık mı istiyor? Hayır. Demek ki bu ne oldu? Gitti. Üçüncü tüpteki tepkimenin beşinci tüpteki tepkimeden daha hızlı olması. Üçe bakıyorum ne var? Kıyma var arkadaşlar. Beşe bakıyorum ne var? Kuşbaşı var. Evet, ben sıraladım. Kıyma, kuşbaşı, parça et diye sıraladım. Ne yapıyordum? Eğer bütünden parçaya doğru gidersem substrat düzeyini arttırıyordum. Kıymadan kuşbaşına doğru gidersem substrat düzeyini arttırırım. Demek ki bu bununla alakalı. Sıcaklıklar da aynı bu arada. Üçüncü tüpteki tepkimenin ikinci tüptekinden daha hızlı olması. 3'e bakıyorum. 3'te ne vardı? Kıyma. 2'de ne var? Kıyma. Substrat düzeyleri aynı mı? Evet. Neler farklı? Sıcaklıklar. Sıcaklıkla mı alakalı bir soru? Hayır. Ne oldu arkadaşlar? Bu da gitti. Cevap yalnız 2. Bursa. Diğer sorumla devam ediyorum. Buna göre proteinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Demek ki proteinle alakalı bir bilgi verecek. Bu bilgiyle alakalı bundan benden bir şey isteyecek. Proteinler birçok hücrenin kuru ağırlığının %50'sinden fazlasını oluşturur ve amino asit ve adı verilen yapı birimlerinden oluşur. 20 çeşit amino asit kullanılarak farklı proteinler üretmek mümkündür. Bir protein molekülü yüzlerce hatta binlerce amino asit içerir. Her protein DNA'nın belirlediği özgü amino asit dizilimine sahiptir. Proteinlerin yapısal ve ya da işlevsel özellik gösterebilmesi için 3 boyutlu yapı kazanmaları gerekir. Eğer proteini oluşturan amino asit diziliminde küçük de olsa bir değişiklik meydana gelirse protein yapısal işlevsel özelliğini kaybedebilir. Çünkü bu değişim yanlış katlanmalara neden olarak proteinin 3 boyutlu yapısını değiştirir. Bunun yanı sıra proteinin özgü yapısı ortam koşullarından da etkilenir. Örneğin uygun olmayan pH değerleri, yüksek sıcaklık gibi faktörler proteinlerin özgür yapısını bozar. Bu duruma denatürasyon denir. Hangisine ulaşılamaz? Şimdi arkadaşlar biz bilgimizi okuduk. Buna göre şıklardan yola çıkarak yorumlayacağız. A. DNA'nın protein için şifre veren bölümünde meydana gelebilecek bir değişim yanlış katlanmış protein oluşumuna neden olur diyor. Evet arkadaşlar biz bunu okuduk. Bununla alakalı ne vardı? Bununla alakalı bir bölüm vardı. Hatta nerede bakalım? İşlevsel özellik gösterir. Eğer küçük de olsa bir değişiklik meydana gelirse yapısal ve işlevsel özelliğini kaybedebilir. Evet doğru. Yüksek sıcaklık bazı proteinlerin 3 boyutlu yapısını bozmaya başladığı için tehlikelidir. Evet, yüksek sıcaklık ne yapıyormuş? Bozuyormuş. Evet doğru. Amino asit dizilimi özgün ve doğru katlanmış her protein hücrenin yapısına katılır. Bununla alakalı bir şey vermedi bana. Ben buna bir tekrardan soru işareti bırakıyorum. Protein çeşitlerinin fazla olmasının nedeni 20 çeşit amino asidin özgür dizilimini belirleyen gen kombinasyonlarıdır. Buraya bakıyorum, 20 çeşit amino asit var mı? Evet var. Farklı proteinler üretmek mümkün mü? Evet mümkün. Demek ki farklı kombinasyonlar elde edilebiliyormuş. Olumsuz çevre koşulları proteinlerin yapısını bozar. Bu duruma denatürasyon denir. Denatürasyon demek arkadaşlar yapısının bozulması demektir. Demek ki yapısının bozulması mümkünmüş. Ceyhan'la alakalı herhangi bir bilgi bana verilmemiş. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumla. Multivitamin kompleksi içeren bir ürünün şişesi görülmektedir. Şişe yapısı itibariyle kalın ve koyu renklidir. Şişenin içerisinde nem tutucu bir tablet konur ve şişe vakumlanarak kapatılır. Genellikle multivitaminlerin son kullanma tarihleri kısa olur. Buna göre hangi faktörlerden vitaminleri olumsuz etkiler diyor? Hangi faktörler vitaminleri olumsuz etkiler? Şimdi bakıyorum, su etkiler mi? Evet etkiler. Neden? Çünkü nem tutucu diyor. O zaman su etkiler. Işık etkiler mi? Evet bakıyorum, kalın ve koyu renklidir diyor. Demek ki bu da etkiler. Bakıyorum, hava etkiler mi? Ne diyor arkadaşlar burada? Vakumlanarak diyor. Vakumlanarak yani havasını çekmek demektir. Demek ki üçü de ne yapıyormuş? Etkiliyormuş. Cevap Edirne. Sonraki soruma devam ediyorum. Apoenzimlerin karbonhidrat ve lipid yapılı olmayıp proteinlerden oluşmasının nedeni hangisiyle açıklanır diyor. Önce ben ne yapıyorum? Bilgimi okuyorum. Enzimlerin substratlarını tanıyan protein yapılı kısmına apoenzim denir. Apoenzim ile substrat yüzeyi ilişkisi sayesinde birbirlerini tanırlar ve zayıf etkileşimli bağlar ile birbirlerine tutunurlar. Buna göre diyor hangileriyle
ifade edilebilir. Protein üretiminin karbonhidrat ve lipitlerden daha kolay gerçekleşmesi. Bununla alakalı bir bilgi var mı? Yok. Karbonhidrat ve lipitlerin enerji üretiminden daha fazla kullanılması, enerji üretimiyle alakalı bir şey var mı? Yok. Neyle alakalı? Birbirlerini tanımalarıyla alakalı. Tamam. Proteinlerin DNA gen bilgisine göre sentezlenmesi. Bu önemli. Neden? Çünkü arkadaşlar proteinler DNA'daki gen bilgisine göre sentezleniyor. Bu sayede birbirlerini tanımalarına yardımcı oluyor. Demek ki benim asıl aradığım özellik buymuş. Cevap ne olacak? Ceyhan, yalnız 3. Devam ediyoruz arkadaşlar sonraki sorumuzla. Hayvansal hücrelerin zar yapısına katılan kolesterol, kanda çözülmesi ve taşınması için karaciğerde bir proteinle birleşir ve lipoprotein molekülü oluşur. Düşük yoğunluklu lipoproteinler LDL, kan damarları ve duvarlarına girebilecek kadar küçüktür ve damarlara zarar verir. Yüksek yoğunluklu lipoproteinler HDL ise dokularda kolesterolün toplanarak dışarı atılmasını sağlar. Yukarıda verilen bilgilerle yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine varılabilir? Bakıyorum. 1. Kolesterolü ölçmek için kan tahlili yapılabilir. Evet, yapılabilir çünkü kan damarların duvarlarına geçebilecek kadar küçüktür diyor. O zaman ben kan tahlili yaparsam kolesterolün yüksek mi düşük mü olduğunu öğrenebilirim. Kolesterol insanların beslenme programlarından çıkarılmalıdır. Şimdi arkadaşlar kolesterol insanların beslenme programlarından çıkarılırsa şayet hücre zarında bir takım yapısal ve işlevsel bozulmalara neden olacaktır. Neden? Çünkü hücre zarını bir arada tutan yapı kolesteroldür. Siz kolesterolü fazla bir şekilde artırırsanız damar duvarlarını tıkarsınız. Demek ki aslında her şeyin fazlasının zararı olduğu gibi kolesterolün de fazlası zarar. Ama siz kalkıp da kolesterolü insanların beslenme programından çıkarırsanız hücre zarında bir takım değişikliklere ve bozulmalara neden olursunuz. Demek ki bu çıkarılmamalıdır. Bu yanlıştır arkadaşlar. LDL yani düşük yoğunluklu lipoproteinler kolesterol havuzunun kirlilik seviyesi ise HDL bu havuzun arıtılma sistemidir. Evet doğru. Bakıyorum 1 ve 3 cevap. Denizli. 9. soruya bakıyorum. Proteinler biyolojik olarak işlevsel moleküllerdir. Buna göre proteinlerin işlevlerinden hangisine örnek verilmemiştir diyor. Bu sefer ne yapmış arkadaşlar? Tekrardan burada bir takım maddeler vermiş. Bu maddelere göre bunları eşleştir demiş. Hemen eşleştireceğim ben de. Yumurta akındaki ovulbümin gelişen embriyo tarafından kullanılır. Demek ki aminoasitler burada ne yapılıyor? Depo ediliyor mu? Evet, depo ediliyor. Buna bakıyorum. Antikor, bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirir. Hastalıklara karşı korur mu? Evet, korur. Buraya hastalık diyorum. İnsülin hormonu vücut hücrelerini kanda glikoz almaları için uyarır. Bir koordinasyon var mı burada? Evet, bir koordinasyon var. Aktin ve miyozin kas kasılmasından sorumludur. Yani hareketten, destek hareketten hatırlayın arkadaşlar. Hareketten mi sorumlu? Evet. Bana hareketi verdi mi? Koordinasyonu verdi mi? Hastalığa karşı korumayı verdi mi? Amino asitin depolanmasını verdi mi? Verdi. Kimyasal tepkimelerin hızlandırılmasıyla alakalı bir bilgi var mı? Yok. O zaman cevabımız ne oldu? Bursa olmuş oldu. Devam edelim. 9. sorumuzda. Ökaryotik hücrelerdeki endoplazmik retikulum organelinde katlanma mekanizması ile birçok proteine 3 boyutlu yapı kazandırılır. Endoplazmik retikulumda şekillenen ve olgunlaşan bu proteinler hem ilgili dokuda hem de tüm vücutta kararlı iç denge için görev yapar. Ancak endoplazmik retikulumdaki bozuklukları kalsiyum dengesizliği gibi sorunlar proteinlerin hatalı katlanmasına ya da olgunlaşmamış proteinlerin birikmesine neden olur. Endoplazmik retikulum stresi olarak adlandırılan bu durum insülin direnci, diyabet, obezite, kan kanseri, Alzheimer, Parkinson, romatizma gibi birçok hastalığa yol açar. Buna göre yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bu sefer arkadaşlar tekrardan bize bir bilgi vermiş. Ne yapmamızı istemiş? Bunu yorumlamamızı istemiş. Hemen bakıyorum. Bir organelde meydana gelebilecek olan bir problem, bir organizmadaki hücreler arası işbirliği ve organizasyonu olumsuz etkiler. Evet, endoplazmik retikulumda bir sorun meydana geldi. Daha sonra ne oldu? İnsülin direnci.
diyabet, obezite, kan kanseri gibi birçok hastalık meydana gelmiş oldu. Proteinlerin yapısal ve işlevsel özellik kazanması endoplazmik retikulumda gerçekleşir. Evet, proteinlerin işlevsel yapı kazanması endoplazmik retikulumda gerçekleşir. Kararlı iç dengenin korunmasında endoplazmik retikulumun görevi sağlıklı yapılması için yeterlidir diyor. Hayır arkadaşlar, endoplazmik retikulum kararlı iç dengenin oluşması için yeterli değildir. Diğer birçok organelle ne olması lazım? Koordinasyon şeklinde olması lazım. Demek ki endoplazmik retikulum tek başına yeterli değildir. Cevap ne olacak? Deniz'de olmuş olacak. 10. soruma bakıyorum. 4. tekrar testinden. Bir disakarit molekülü olan maltozun enzim yardımıyla glikoz hidrolizi verilmiştir arkadaşlar. Maltozun glikoza kadar hidrolizi verilmiş. Bu tepkimeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Hemen ben maltozu burada parçalayayım arkadaşlar. Maltozu aldım. Ne yaptım? Suyla ne yaptım? Parçaladım. Kaç tane glikoz meydana getirdim? 2 tane ne yaptım? Glikoz meydana getirmiş oldum. Substrat değişmeden çıkar. Arkadaşlar substrat neydi? İlk baştaki besinde. Ben bu maltozu aldım. Bu maltozu aldım. Nelere parçaladım? Glikozlara. Substrat değişmeden mi çıktı? Hayır, değişti. Maltozu parçaladım. Bu bir kere yanlış. Serbest enzim değişmeden çıkar. Arkadaşlar serbest sorularda serbest enzim miktarı desin veya atıyorum ki enzim miktarı desin. Bunlar ne yaparlar? Değişmeden çıkarlar. Enzimler tepkimeyi başlatmazlar. Başlamış bir tepkimeyi sonlandırır veya hızlandırır. Ve tepkimeden de değişmeden çıkarlar. Doğru. Enzim substrat ile enzim geçici olarak birbirine bağlanır. Arkadaşlar bakıyorum. Substrat ile enzim geçici olarak birbirine bağlandı. Daha sonra tepkime sonuna bakıyorum. Enzim ayrılmış, substrat ayrılmış. Demek ki ne oldu arkadaşlar? Geçici olarak birbirlerine bağlanıyorlar. Cevap ne oldu? Denizli 2 ve 3. Devam ediyorum bir sonraki sorumla. Buraya geldim. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. ABC organelinin ilişkileri verilmiştir. Buna göre, şimdi A'ya bakıyorum arkadaşlar. A besini alıyor, karbondioksit üretiyor. Bunun size bir şeyi hatırlatması lazım. Besini aldım, oksijenle parçaladım, karbondioksit artı su oluşturdu. Bu organeli ne diye hatırlıyorum? Mitokondri değil mi bu? O zaman A ne oldu arkadaşlar? Mitokondri oldu mu? Şimdi B'ye bakıyorum. B ne yapıyor? B bu karbondioksiti alıp besini oluşturuyor. Bu tepkimenin tam tersini oluşturuyor. Eğer bu tepkimenin tam tersini oluşturuyorsa bu ne olacaktır? Kloroplast olacaktır arkadaşlar bu. O zaman bu da ne oldu? Kloroplast oldu. Daha sonra buna bakıyorum. ATP'yi aldı. Bir şey parçaladı. Besini aldı. Parçaladı. Ne açığa çıkardı? Su açığa çıkardı. Su açığa çıkardı mı? Evet. Ben buna da mitokondri diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Şimdi şıklara geldim. Bakıyorum şimdi ne diyor bize? A, B ve C organeline sahip bir hücre bitki hücresi olamaz. Olabilir. Kloroplastım var. Olabilir. Bir hücrede A organeli varsa B organeli yoktur. Hayır, olabilir. Bir bitkide mitokondride, bir bitkide kloroplastta olabilir. Bu da yanlış. C organelinde dehidrasyon tepkimesi gerçekleşir. Evet, C'ye bakıyorum ne açığa çıkmış? Su açığa çıkmış. Arkadaşlar bir tepkimede su açığa çıkıyorsa dehidrasyon tepkimesi olabilir. Yalnız neye dikkat etmeniz lazım? Fotosentez ve solunumdaki istisnalara dikkat etmeniz lazım. Cevap ne olacak? Ceyhan olmuş olacak. 12. sorumla devam ediyorum. Bazı organellerin görevleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir? İnsan embriyosunun parmak arasında bulunan perdelerin kaybolması. Daha anne karnındayken olur bu. Arkadaşlar bu nedir? Lizozom organeli bunda faaliyet gösterir. Patates, nişasta, fasulye gibi tohumlardaki proteini depolar. Lökoplast. Depo organeli. Hayvansal hücrelerde bölünme sırasında ipliklerin oluşmasını sağlar. Sentrozom. Sentrozom biliyorsunuz ki gelişmiş bitkilerde yoktur. Ribozomda üretilen proteinlerin Golgi disimciğine aktarılması endoplazmik retikulum. Şimdi bakıyorum arkadaşlar hangisini yazmadıysam cevap budur. Lökoplast var mı? Evet. Sentrozom var mı? Evet. Endoplazmik retikulum var mı? Evet. Lizozom var mı? Evet. Herhangi bir fotosentezle alakalı bir bilgi var mı? Yok. O zaman ne oldu arkadaşlar? Cevap Edirne olmuş
oldu. Arkadaşlar bu şekilde sorularımızı bitirdik. Bir sonraki videomuzda 10. sınıfla devam edeceğiz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.